Bir takım hatalardan dolayı rakamlarda ciddi miktarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları kayba uğramıştık. Yine aynı şekil sadece örnek olması maksadıyla sizlerle paylaşıyorum. 124 dolu sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi 105 oy. Bakın altta ıslak imzaları da var. Fakat sandık birleştirme tutanaklarına baktığımızda AK Parti'ye 0 oy yazılmış. Sizler de takdir ederseniz 0 oy alınması imkansızdır. Diğer yanındaki sandıklarda, aynı mahallede kullanılan sandıklarda ortalama 150 oy civarında çıkarken aynı İstanbul Belediye Başkanı adayımız Sayın Binali Bey'in seçiminde yaşandığı gibi benzer problemler yaşamıştık. Bunlarla ilgili olarak seçim hakimliğine itirazda bulunacağız. Bu konuyla ilgili olan gelişmeleri de sizlerle önümüzdeki saatlerde tekrar paylaşacağız. Değerli vekillerim. Saygıdeğer basın mensupları, öncelikle 31 Mart seçimlerinin memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. Dün akşam Ömer Çelik Bey'in, Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada da şu vurgu vardı. Bunu özellikle sizlerin aracılığıyla kamuoyuna paylaşmak istiyoruz. Şu an itiraz süreci seçimlerin tıpkı oy kullanma gibi hem hukuki bakımdan hem de seçim sisteminin parçasıdır. Vatandaşlarımız sandıklara giderek oylarını kullanmışlardır. Bu oylar başta bizlere teveccühten dolayı bizlere emanettir. Yüksek Seçim Kurulumuza emanettir. Biz de siyasi partiler olarak bu emaneti takip etmekle yükümlüyüz. Burada sadece belediye başkanlığında değil, belediye meclis üyeliğinin tespitinde de benzer maddi hatalar, birleştirme tutanakları oluşturdukça var. Tabii burada şunu da ben özellikle vurguluyorum. Bizim bu değişiklikleri maddi hata olduğu için Yüksek Seçim Kurulu kabul edecektir. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun bunu kabul ettikten sonra zaten az olan fark belediye başkanlığında daha da daralıyor. Ve bu daralma neticesinde yine aynı İstanbul'da olduğu gibi her sandıkta bir oy, yani 244 sandık var. Burada bir oy değişikliği olduğu zaman sonucun doğrudan değişebileceği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla seçim işleri ekibimiz, hukukçularımız çok titiz bir şekilde bir çalışma yaptılar ve doğru bir şekilde neticelendirilmesi için süreci takip edeceğiz. Evet. Sizlerin de söylediği gibi seçim iki aşama. Birincisi seçmenimizin oy kullanması %50 onayı. Ondan sonra geri kalan kısmı onları koruyup doğru bir şekilde tasdik etmek. Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştırmak. O da teşkilatların ve bizlerin en önemli görev. Bu açıdan tekrar altını çiziyoruz. Seçmenlerimizin iradesinin tam olarak ortaya çıkması için bizim birinci vazifemiz bunun takipçisi olmak, doğruluğunu ve o süreci Yüksek Seçim Kurulu'na kadar iletmek elimizdeki belgelerle takdir Yüksek Seçim Kurulu'nun bu süreçte böyle herhalde kısa bir sürede neticelenir. Tekrar hayırlı uğurlu olsun 31 Mart seçimlerinin ikimizde. Evet değerli arkadaşlar, katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Basın toplantımız sona erdi. Sayın Başkan, kaç tane öyle tutanaklarda bilgilerin doğru olup da kayıtlarda eksik olduğu tespiti kaç tanedir? Onu da bilgi verebiliriz. Sadece bir tane gösterdiğinizde. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor. Siz de takdir edersiniz. Tespit etmeye mi çalışıyoruz? Evet, çok fazla şey var. Sandıkta çok fazla oy hatası var. Yazım hataları, matematiksel, aritmetik toplama çıkarmalarda yapılan hatalar var. Ama bazı hatalar mesela çok büyük kalem. Yani bir yerde mesela tek bir kalem hatasında 140 oy oynuyor. Bir tanesinde AK Parti'nin işte 100... Bu hatayı yapan kişi hakkında bir suç duyurusu filan söz konusu var. Konuyu değerlendireceğiz. Tabii ki biz de ümit ediyoruz ki bu bir hatadan kaynaklanmıştır. İncelemesini yapıyoruz. Mesela demin de ifade ettiğim gibi 1124 nolu sandık. 1124 nolu sandıkta AK Parti'ye çıkan oy sayısı 105 ama maalesef tutanakta görünen oy 0.
yani Sivri Parti'nin, iktidar partisinin özellikle diğer bütün sandıklarda ortalama 110 oy almışken, 115 oy almışken burada sıfır alması olan bir